Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler öğreneceğiz? Bir bakalım. Çeyrek saatler, geçe ve kala ifadeleri, saatlerin okunuşu ve yazılışı, dersimizin diğer bölümünde de okuma anlama çalışmaları yapacağız sizle birlikte. Dersimize başlayalım. Burada görseller var ve bir saat. Bir de sorumuz var. Ne soruyor bakalım? Mete saat kaçta ne yapıyor Mete saat kaçta ne yapıyor Mete uyanıyor Mete ne yapıyor kahvaltı yapıyor Mete otobüs bekliyor Mete okula gidiyor Mete ailesiyle yemek yiyor Mete ne yapıyor kitap okuyor Mete uyuyor Mete bunları saat kaçta yapıyor birlikte bakalım Mete saat kaçta ne yapıyor? Saat 8'de uyanıyor. Saat 8'de uyanıyor. Saat dokuzu çeyrek geçe kahvaltı yapıyor. Saat dokuzu çeyrek geçe kahvaltı yapıyor. Mete saat kaçta ne yapıyor? Devam ediyoruz. Ona çeyrek kala otobüs durağına gidiyor. Ona çeyrek kala. Otobüs durağına gidiyor. Burada da saatimiz var. Ona çeyrek kala otobüs durağına gidiyor. Ona çeyrek kalayı gösteriyor. On buçukta dersi başlıyor. On buçukta dersi başlıyor. Mete saat kaçta ne yapıyor? Akşam yemeğini saat altıda yiyor. Akşam yemeğini saat altıda yiyor. Saat 8'i çeyrek geçe kitap okuyor. Saat 8'i çeyrek geçe kitap okuyor. Saat 9.30'da banyo yapıyor. Saat 9.30'da banyo yapıyor. Saat 11'e çeyrek kala uyuyor. Saat 11'e çeyrek kala uyuyor. Mete'nin neler yaptıklarını saat kaçta ne yapıyor öğrendik. Burada yeni bir görselimiz var. İki kişi var ve bir gitar var. Neredeler konuşmalarından çıkaralım arkadaşlar bakalım. İyi günler kolay gelsin. İyi günler kolay gelsin. Sağ olun sağ olun dedi. Gitar kursuna kaydolmak istiyorum. Gitar kursuna kaydolmak istiyorum dedi çocuk. O zaman neredeler? Bir müzik kursundalar. Tabii yardımcı olayım tabii. Yardımcı olayım dedi. Hangi günler ders var diye sordu çocuk. Hangi günler ders var? Hafta sonu gitar dersi var. Hafta sonu gitar dersi var. Hafta sonu hangi günlerde arkadaşlar? Öğrenmiştik hatırlayanlar var mı? Hafta sonu hangi günler? Cumartesi, pazar, hafta sonu. Cumartesi pazar hafta sonu. Diğer geriye kalan 5 güne de hafta içi diyorduk. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi. Cumartesi, pazar hafta sonu. Bunda hatırladık. Hangi günler ders var? Hafta sonu gitar dersi var. Cumartesi pazar günü gitar dersi var. Ders saat kaçta başlıyor? Ders saat kaçta başlıyor diye sordu. Ders saat 4'e çeyrek kala başlıyor. Ders saat 4'e çeyrek kala başlıyor. 15.45'te başlıyor ders. Dersler saat kaçta bitiyor? Dersler saat kaçta bitiyor? Dersler 3 saat sürüyor. Dersler 3 saat sürüyor. 7'ye çeyrek kala bitiyor. 7'ye çeyrek kala bitiyor. Ne sordu? Dersler saat kaçta bitiyor? Dersler 3 saat sürüyor. 7'ye çeyrek kala bitiyor. 18.45'te bitiyor. Tamam, bana uygun. Ders saatleri uygun. Tamam, bana uygun. Kaydınızı hemen yapıyorum. Kaydınızı hemen yapıyorum. Bir müzik kursunda kayıt olmadan geçen diyalogları birlikte okuduk. Şimdi yeni bir görselimiz geldi. Burada iki kişi var. İsimleri Meryem ve Fatih. Meryem ve Fatih. Meryem ve Fatih neler konuşuyor bakalım? Merhaba Meryem. Merhaba Meryem. Öğleden sonra sinemaya gidiyor muyuz? Merhaba Meryem. Öğleden sonra sinemaya gidiyor muyuz? Meryem ne cevap veriyor? Merhaba Fatih. Merhaba Fatih. Evet, gidiyoruz. Merhaba Fatih. Evet, gidiyoruz. Sinemada hangi filmler var? Sinemada hangi filmler var diye sordu Meryem. Bakalım sinemada hangi filmler var? Buz devri, astronot ve küçük prens var. Saatleri ne? Buz devrinin saati 2. 14 öğlen 2'de. Astronotun saati 14. 15 2 çeyrek geçe. Küçük prensin saati 15.30 3.30'da. Meryem ve Fatih konuşmaya devam ediyor. Astronot saat kaçta başlıyor? Astronot saat kaçta başlıyor diye sordu Fatih'e. 2 çeyrek geçe başlıyor. 2 çeyrek geçe başlıyor. Kaçta başlıyor? 14 15'te. Astronotu izleyelim mi? Astronotu izleyelim mi diye sordu Meryem. Fatih ne cevap veriyor? Olur, izleyelim. Olur, izleyelim saat kaçta buluşalım? Saat kaçta buluşalım diye sordu Fatih Meryem'e. Saat bir çeyrek geçe buluşalım. Saat bir çeyrek geçe buluşalım. 13, 15'te buluşalım dedi Meryem. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Meryem ve Fatih'in konuşmalarını, sinemaya kaçta gideceklerini ne zaman buluşacaklarını, saat kaçta buluşacaklarını sizle birlikte okuduk arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada iki kişi daha var. Metrodalar. Neler konuşuyorlar bakalım. Saat kaç Efe? Saat kaç Efe? Biri Efe. Saat onu 5 geçiyor Ayşe. Diğeri kim? Ayşe. Ayşe ve Efe. Ayşe soruyor. Saat kaç Efe? Saat 10'u 5 geçiyor Ayşe. Saat 10'u 5 geçiyor Ayşe. Ayşe ve Efe devam ediyor konuşmaya. Metro ne zaman geliyor? Metro ne zaman geliyor? Metro 10 dakika sonra geliyor. Metro 10 dakika sonra geliyor dedi Efe. Saat kaç diye sorduğunda Ayşe ne cevap vermişti Efe? saat onu 5 geçiyor. Metro saat kaçta geliyor? Onu çeyrek geçe. Metro 10 dakika sonra geliyor. İki kişi daha var burada. Neler konuşuyorlar bakalım. Ders saat kaçta başlıyor? Ders saat kaçta başlıyor? Mehmet. Birinin adı Mehmet. Ders 10'a 5 kala başlıyor Fatma. Ders ona 5 kala başlıyor Fatma Fatva Fatma ve Mehmet. Fatma soruyor ders saat kaçta başlıyor Mehmet Mehmet cevap veriyor Ders ona 5 kala başlıyor Fatma ders ona 5 kala başlıyor Fatma Affedersiniz saat kaç Affedersiniz saat kaç İki kişi var ve saat soruyorlar. Affedersiniz. Saat kaç Saat kaç arkadaşlar 14 15 2'yi çeyrek geçe Gece 2 15 14 15 2 15 815 Sabah 815 8'i çeyrek geçiyor akşam 20 15 8'i çeyrek geçiyor Birlikte inceleyelim arkadaşlar. Burada bir saat var. Akrep ve Yelkovan'ı öğrendik. Akrep saatleri, Yelkovan dakikaları gösteriyor. Bir saat 60 dakika demiştik. Dakikalara bakalım şimdi. 1 ve 2'nin arasında 5 dakika var. 5, 10, 15. 15 dakika olunca ne diyoruz? Çeyrek. Çeyrek geçiyor. 20, 25, 30. 30'a ne demiştik? Yarım saat, 30 dakika ya da 30 dakika yerine buçuk kelimesini kullanıyorduk. 35, 40, 45. 45. 45'ten sonra 60'a kadar 5, 10, 15 dakika var. 45, 50, 55, 60 olması için Burada ne diyoruz? 15 dakikaya 45'e geldiğinde çeyrek, kala, çeyrek var diyoruz. 1 saat 60 dakika, 15 dakikaya çeyrek, yarım saate, yarım dakikaya, yarım saat ya da buçuk diyoruz. 30 dakikaya. Yelkovan dakikaları gösterir, akrep saati gösterir demiştik. Akrep saat... Gel kovan. Dakika. Burayı inceleyelim birlikte arkadaşlar. Tam saat saat 6. Saat 3 buçuk. Buçuk saatler. Çeyrek geçe. Çeyrek geçe. 15 dakika. Çeyrek kala. 15 dakika. Var. Tam buçuk. Çeyrek geçe. Çeyrek kala. Saat kaç? Buradaki görsellerimizi de birlikte inceleyelim. Saat kaç? Dakikaları söylemiştik. Buçuk olana kadar, buçuk olana kadar ne diyoruz? Geçiyor kelimesini kullanıyoruz. Dakika geçiyor. Geçiyor. Buçuk olduktan sonra, yarım saat geçtikten sonra tam saat, 60 dakika olması için ne diyoruz? Dakika var geçiyor. Var. Bakalım örneklerimize. Saat 11.5 geçiyor. Saat 11.5 geçiyor. 5 dakika demiştik buraya. Saat 11.5 geçiyor. Saat 11'e 5 var. Saat 11'e 5 var. Saat 11'e 5, 11 e 5 var. Saat kaç? 0915 0915 Saat kaç? Saat 9'u çeyrek geçiyor. Saat 9'u çeyrek geçiyor. 15 dakika geçti. 5 10 15. 15'e ne diyorduk? Çeyrek. Saat 9'u çeyrek geçiyor. 11.45 Saat kaç? 11.45. Saat 12'ye çeyrek var. 15, buçuk, 30, 45'te ne diyorduk? Çeyrek, 5, 10, 15 dakika var. Saat 12'ye çeyrek var. Saat kaçta? Saat kaç ve saat kaçta sorularının cevaplarını farklı olduğunu söylemiştik. Türkçe dersi saat kaçta? Türkçe dersi saat kaçta? Türkçe dersi saat 2.25 geçe. Türkçe dersi saat 2.25 geçe. Saatimiz burada. 2.25 geçiyor. Geçe. Müzik dersi saat kaçta? Müzik dersi saat kaçta arkadaşlar? Bakın yanda saatimiz var. Bulanlar var. Bakalım. Müzik dersi saat 11'e 20 kala. Müzik dersi saat 11'e 20 kala. Son sorumuz. Matematik dersi saat kaçta? Matematik dersi saat kaçta? Yandaki saate bakalım. 12 ve 2'yi gösteriyor. Akrep 2'yi, Yelkovan 12'yi gösteriyor. Saat kaçta arkadaşlar? Evet. Matematik dersi saat 12'yi 10 geçe matematik dersi saat 12.10 geçe. Bir de birlikte okuyalım mı soruları ve cevapları arkadaşlar? Türkçe dersi saat kaçta? Türkçe dersi saat kaçta? Türkçe dersi saat 2.25 geçe. Türkçe dersi saat 2.25 geçe. Müzik dersi saat kaçta? Müzik dersi saat kaçta? Müzik dersi saat 11'e 20 kala. 11'e 20 kala. Matematik dersi saat kaçta? Matematik dersi saat kaçta? Matematik dersi saat 12 10 geçe. Saatlerin okunuşunu yaz diyor bize. Saatlerin okunuşunu yaz. Birlikte yazalım. 13 15. 13 15. Nasıl yazılır arkadaşlar? Saat 1'i çeyrek geçiyor. Saat 1'i çeyrek geçiyor. 11 10 nasıl yazılıyor? Saat 11'i 10 geçiyor. Bakalım. 11 5 10 geçiyor. Saat 11'i 10 geçiyor. 22 45. Bunu siz söyleyin arkadaşlar. Saat 11'e çeyrek var. Evet doğru. Saat 11'e çeyrek var. Dakikalara baktığımızda 9'un olduğu yer 45 dakika oluyordu. Saat 11'e çeyrek var. Saatin 11 olmasına 5 10 15 dakika var. Çeyrek var. Saat 11'e çeyrek var. Bu 9 saat 9 tam saatler kolay. Saat 9 Tekrar ediyorum takip edin arkadaşlar. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Saat 1'i 10 geçiyor. Saat 11'i 10 geçiyor. 11, 5, 10. Saat 11'i 10 geçiyor. Saat 11'e çeyrek var. Saatin 11 olmasına 15 dakika çeyrek var saat 9. Saat 9. Dersimizin diğer bölümüne geldik arkadaşlar. Okuma anlama bölümüne. Bu bölümde sizle birlikte cümle ve metin çalışmaları yapalım. Defter, defter. Ali kırtasiyeden ne alıyor? Ali kırtasiyeden ne alıyor arkadaşlar? Defter var elinde. O zaman Ali kırtasiyeden defter alıyor. Ali kırtasiyeden defter alıyor. Birlikte okuyalım mı? Ali kırtasiyeden ne alıyor? Ali kırtasiyeden ne alıyor? Ali kırtasiyeden defter alıyor. Salon. Salon evin bölümlerinden biri. Salon. Ablam nerede kitap okuyor? Ablam nerede kitap okuyor? Cevabı ne olur? Ablam salonda kitap okuyor. Ablam salonda kitap okuyor. Nerede? Salonda. Uçak hava yolu taşıtlarından biriydi. Uçak. İstanbul'a neyle gidiyorsunuz? İstanbul'a neyle gidiyorsunuz? İstanbul'a uçakla gidiyoruz. İstanbul'a uçakla gidiyoruz. Birlikte okuyalım arkadaşlar. Benden sonra tekrar edin. İstanbul'a neyle gidiyorsunuz? İstanbul'a neyle gidiyorsunuz? İstanbul'a uçakla gidiyoruz. İstanbul'a uçakla gidiyoruz. Neyle? Uçakla. Köpek. Ali hayvanları çok seviyor. Ali hayvanları çok seviyor. Ali bahçede köpek besliyor. Ali Nerede köpek besliyor? Ali nerede köpek besliyor? Bahçede. Ali bahçede köpek besliyor. Ali neyi çok seviyor? Ali hayvanları çok seviyor. Birlikte okuyalım. Ali hayvanları çok seviyor. Ali hayvanları çok seviyor. Ali bahçede köpek besliyor. Ali bahçede Köpek besliyor. Ali Bahçede ne besliyor arkadaşlar? Ali Bahçede köpek besliyor. Bu, bu cümlemizi de okuduk, bitirdik. Bir metnimiz var. Metinde iki kişi telefonla konuşuyor. Kimler bakalım? Biri görevli, biri Mert. Mert ve görevli konuşuyor. Neler konuşuyorlar? Birlikte okuyalım görevli. İyi günler. Bahar seyahat. Buyurun. İyi günler. Bahar seyahat. Buyurun. Mert. İyi günler. Ankara'ya sabah ilk otobüs saat kaçta? Mert soruyor. İyi günler. Ankara'ya sabah ilk otobüs saat kaçta? Görevli cevap veriyor. Saat 8'i çeyrek geçe. Saat 8'i çeyrek geçe. Mert otobüste yer var mı diye soruyor. Otobüste yer var mı? Görevli ne cevap veriyor? Evet, var. Mert ne diyor? Tamam, bir bilet alayım. Tamam, bir bilet alayım. Tabii, hemen dedi görevli de. Şimdi birlikte okuyalım mı arkadaşlar? İyi günler, iyi günler. Benden sonra tekrar edin. İyi günler, bahar seyahat, bahar seyahat. Buyurun, buyurun. İyi günler, iyi günler. Ankara'ya sabah ilk otobüs saat kaçta? Ankara'ya sabah ilk otobüs saat kaçta? Saat sekizi çeyrek geçe. Saat 8'i çeyrek geçe. Otobüste yer var mı? Otobüste yer var mı? Evet, var. Evet, var. Tamam, bir bilet alayım. Tamam, bir bilet alayım. Tabii, hemen. Tabii, hemen. Son kez okuyorum arkadaşlar takip edin. İyi günler. Bahar seyahat. Buyurun. İyi günler. Ankara'ya sabah ilk otobüs saat kaçta? Ankara'ya sabah ilk otobüs saat kaçta? Saat 8'i çeyrek geçe. Saat 8'i çeyrek geçe. Otobüste yer var mı? Otobüste yer var mı? Evet var. Tamam, bir bilet alayım. Tabii, hemen. Mert ve görevlinin arasındaki, Mert ve görevlinin arasındaki geçen diyalogları metni okuduk arkadaşlar. Dersimiz bugünlük sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.